Herkese esenlikler. Bugün de yine karşılaştırmalı yaklaşım içerisinde gideceğiz ve hem Türk şaman mitolojisini hem de Yunan pagan mitolojisinde at motifini inceleyeceğiz. Bunun için karşılaştıracağız. İkisini de biliyorsunuz, at çok önemli bir canlıdır. İnsan tarihinde ortaya çıkan ve çok kadim dönemlerden beri insanla yan yana yaşamaya başlayan, işte Hakas Minusinsk, yani Türklerin ezelden beri yaşamakta olduğu Hakas Minusinsk Vadisi'nde arkeoloji bilgileri ışığında diyebiliyoruz ki at ile ilgili, yani evcilleştirilmesiyle ilgili izleri bizi 6000 yıl öncesinde başlayan Afanasyev kültüründe, yani bronz çağında, taş çağı bitip bronz çağı başlayınca, işte o dönemde ilk izlerinden bahsedebiliyoruz. Yani domestifikasyon sürecinden başlatabiliyoruz. Tabi biliyoruz ki bununla beraber M.Ö. 3000 yıllarında Orta Doğu'da savaşlarda atlar kullanılıyor. Bununla beraber, yani araştırmacılara göre bu at meselesi, at kültürünün gelişmesi Orta Doğu'da göçebe kavimlerin gelmesiyle beraber zirveye ulaşıyor. Ve nitekim bir atı binek hayvan olarak ilk Kuzey Avrasya'daki konar göçer toplumlarında bu şekilde kullanmaya başladıklarını görüyoruz biz. İşte bu anlamda örneğin Karasuk döneminde, yaklaşık 15. yüzyılda başlayan, milattan önce tabii 15. yüzyılda başlayan Karasuk dönemine ait olan ve işte Güney Sibirya'daki Hakas topraklarından Karasu adlı bir nehirden adını alan bu arkeolojik kültür Kazakistan'a kadar yayılıyor, Aral Gölü'ne kadar, yani Aral Denizi'ne kadar yayılıyor. Öbür tarafta Güney Sibirya'yı kapsıyor. İşte bu geniş coğrafyada, bu kültür döneminde artık şeyler de bulunuyor. Yani atın binek hayvan olarak kullanıldığına ilişkin izler artık bulunuyor. Yani gem takımı, işte dizginler vesaire böyle, ama özellikle metalik eşyalar bulunuyor. Tabii bununla beraber bu hani atı yönlendirmek için kullanılan koşum takımlarının geçmişi çok daha eskilere kadar gidiyor. Ama at arabasıyla beraber bu binek atı gerçekten Avrasya bozkırlarında bir devrimi temsil ediyor. Ve bu anlamda kuzey konar göçerli kavimlerine büyük dinamiklik kazandırıyor. Ve bu tabii insanlara aynı zamanda onların mitolojilerine de yansıyor doğal olarak. Biliyorsunuz günümüzde bu at kültürü çok eski, yani 50-60 milyon sene öncesinden başlayan bir evrim sonucu günümüze kadar ulaşıyor. Ve günümüzde hem evcilleştirilmiş atlar var, hem de işte geçmiş asırlarda maalesef soyu tükenmiş olan tarpan diyebileceğimiz Avrupa'nın yabani atları var. Bu yabani atlar hem Avrupa'da var tabii, hem Asya'da var, Orta Asya'da. Zaten Orta Asya'da atçılık konusunda çok kadim, yani Orta Doğu'yla ölçüşür şekilde çok kadim bir kültürdür. Yani ne dedik? Atın evcilleştirilmesi çok eskilere dayanıyor. Sibirya'da hiç beklemediğimiz şekilde M.Ö. 4000 yılında, yaklaşık 4000 yılında, 3700 yıllarında başlayan bir Afanasyev arkeolojik kültürü dönemi var ve atın evcilleştirilmesi o tarihten itibaren başlıyor. Orta Doğu'da M.Ö. 3000 yıllarında atların çok etkin bir şekilde savaşlarda at çekmek için kullanıldığı görülmektedir. Yani bunları bir daha zikredelim. Bununla beraber dünyamızda
Günümüz itibariyle tabii at çok önemli. Günümüzde bile güncelliğini kaybetmiyor atlar ve yaklaşık 50-60 milyon at var dünya üzerinde. Ve bu atların içerisinde büyük atlar var, küçük atlar var. Şimdi büyük atlar yaklaşık 1400 kiloya kadar geliyor. Küçük atlar var, 30 kilo. 30 kilonun altında bile atlar vardır günümüzde. Tabii bu atların bazıları çok pahalı, bazıları çok daha ucuz. Farklı farklı amaçları var yetiştirilmekte. Bununla beraber en pahalıları gerçekten çok pahalı. Yani 50-60 milyon dolar eden atlar var. Bunun dışında tabii Türklerin atı çok önemli. Biliyorsunuz konar göçer halkların kültüründe ve ekonomisinde atlar gerçekten çok önemlidir. Ve bu tabii hem inanca yani şaman, pagan ya da şaman mitolojisine yansımıştır. Güçlü bir şekilde. Nitekim örneğin yaklaşık İlyada kadar hacim itibariyle İlyada kadar büyük olan nadir destanlardan biri Hubanar destanında kahramanla beraber yan yana onun hayatı boyunca ona eşlik eden en yakın arkadaşı atıdır. Kızıl Kır atı. Biliyorsunuz Türk şaman geleneğinde kahramanın atının donu belirtilmeden eksik kalıyor. Dolayısıyla atın bütün nitelikleri, bütün özellikleri, fiziki özellikleri, renk özellikleri, vücudun üzerindeki leke var mı yok mu, bütün bunlar dahil ederek büyük mü küçük mü, boyu yüksekliği falan, bunlar hepsi dikkat alınarak full tam bir şekilde isim zikredilir. İşte bu atlar öyle güçlü bir atlar ki bunlar büyülü havaya bürünüyor. Tamam mı? Yani dolayısıyla birçok at kanatlı at olur. Bunların isimleri, belli başlı isimler var. Bunlardan biri Hakas Türklerinin destanlarında Tulbar olarak geçiyor. İkinci at da Arançula olarak geçiyor. Bunlar kahramanlarına yani binicilerine son derece yardımcı olan ve son derece destekte bulunabilen hayvanlardır. Yani bu hayvanlar hem yardım ediyor, hem savaşıyorlar, hem öğüt, akıl veriyorlar, hem güç veriyorlar, hem yüzebiliyorlar. Yani bu da çok önemli. Biliyorsunuz bu tarpan atları yüzemiyor. Fakat tarpan atlarını yeniden canlandırıyorlar günümüzde. Onların en büyük özelliği yeleleri dikik oluyor. Böyle zürafa değil de neydi? Zebra şey gibi bir at var, böyle çizgili çizgili. Onunla örtüşen bir taraf var. İşte aynı zamanda hızlı bir şekilde ulaştırıyorlar. Aynı zamanda coğrafyanın oluşumunda, Türk şaman mitolojisinde oluşumunda birebir katkıda bulunuyorlar. Göllerin oluşması, denizlerin oluşması, dağların, uçurumların, vadilerin, nehirlerin deltalarını yani yataklarını değiştirmesinde. Yani bu şöyle, mesela etiyolojik mitler biliyorsunuz. Hani bir varlığın nasıl ortaya çıktığını, oluştuğunu anlatan mitler. Etiyolojik mitler diyoruz. Da etiyolojik işlevi olan mitler diyoruz biz bunlara. İşte örneğin Hakas destanlarından Hubanar'ı sanırım. Atın ön ayaklarının değdiği yerde bir göl oluşur. İşte arka ayaklarının değdiği yerde başka bir oluşum meydana gelir. Yani bu o doğadaki varlıkları ya da bizim gözle gördüğümüz bu çevreyi oluştururken artık bu kutsal güç ya da neyse bunun adı ki biz bunu bilmiyoruz destanlarda da bunlar oluşurken işte bu atların bir takım işlevleri oluyor. Doğrudan yaratılış sürecinde de kozmogonide de varlıklarını görüyoruz. O kadar önemli. Ve siz sanırım hoca şimdi tulbar dediğinde oradan hemen bir yakaladınız. Tulparı çünkü herkes bilir. Genelde kanatlı mitolojik atlar dendiğinde Türk mitolojisinde akla tulpar gelir. Ama bir şey at daha söyledi, Aranşula. Onu da unutmamak lazım. Bir de bildiğimiz kadarıyla bu Güney Sibirya'da, Tıva topraklarında, bugün Tıva Türklerin yaşadığı Güney Sibirya'daki bu coğrafyada, bu Yenisey Kırgızlarına ait buluntulara ev sahipliği yapma bakımından çok zengin bir kurgan kompleksi var.
Aymırlık kurganları. Orada yani yaklaşık 2000 yıllık, çünkü 2. yüzyıla tarihlendiriliyor aşağı yukarı. O kurganda bir kemer tokası bulunuyor. Biz bunu daha önce de yine tabii Twitter'da paylaşmıştık. Takipçilerimiz oradan da hatırlayacaklardır. Bu kurganda bir bronz kemer tokası bulunuyor ki üzerinde bir tasvir var, bir işleme var. Kanatlı bir at, böyle koşar vaziyette ama kanatları da açık. Bu şekilde tasvir edilmiş, gösterilmiş. Yani bu şu demek oluyor. Hoca az önce anlattı. Atın evcilleştirilmesiyle ilgili, işte bulunduğu bölgeler, türleri, farklılıkları ile ilgili bilgiler verdi. Bu şu demek oluyor. Sözlü kültürün, destanların bize anlattığı bu olağanüstü mitolojik atlara dair inanışlar arkeolojiyle de desteklenebiliyor demek. Yani bir kurganda, bir ölünün belinde, kemerinde kanatlı bir atın tasvir edildiği bir kemer tokası bulunuyorsa demek oluyor ki bu inanışlar, bu mitler en azından bu kemere bakarak 2000 yıl geriye gidiyordur diyebiliriz. Arkeoloji bize bunu destekliyor. Yani bunu destekliyor. Somut olarak maddi kültür ürünleriyle bunu destekliyor. Yani hem de sözlü bir ortamda 2000 sene boyunca aktarılıyor. Yani hem de arkeoloji bilgileri olmadan insanlar bunları aktarıyorlar. Yani ilginç değil mi? Yani bu Türk şaman mitolojisinde bu atlar aynı zamanda baş kahramanları ölümden kurtarabilen, yenilgiden kurtarabilen, zafere ulaşmasında birebir doğrudan katkıda bulunan insanlar, dünyalar arası yolculuğa çıkan insanlar. Nitekim Hubanara'da da bu şekilde oluyor. Alt dünyaya gidiyorlar ve alt dünyada işte bu ölen insanların ruhlarının geri dönmediği bir diyar var. Üzüt ülkesi olarak geçiyor. Oradan genelde ölen insanların ruhları geri dönmüyor. Ama kahramanların oraya ulaşabilmesi de çok zordur. Fakat bizim baş kahramanlarımızın oraya ulaşabilmesi, yani kadın alp yiğit bir kahraman olan Hubanar'ın atıyla beraber, Kızıl Kır atıyla beraber alt dünyaya yolculuk yapıyor, hem de defalarca yapıyor ve o Üzüt ülkesine kadar varıyor, ama tam oraya da çok ilerleyemiyor. Çünkü orada sıkıntılar var, ciddi kontrol mekanizmaları var ve mücadele etmesi gerekiyor. İşte böyle bir noktada savaşırken, ölmek üzereyken yine yardımına at yetişiyor ve at ona güç veriyor. Yani güç verince sanki böyle bilim kurgu, fantastik gibi geliyor insanlara, ama bunlar mitoloji, hem de binlerce yıllık motifleri içeren. Tabii bu işte yani pagan Yunan mitolojisiyle tabii karşılaştırmak lazım. Bu anlamda çok ilginç karşılaştırmalar olabilir. Yani Yunan'a baktığımız zaman tabii her şeyden önce Truva atı geliyor değil mi aklımıza? Ama kanatlı at denince Pegasus geliyor. Pegasus gelir Değil tabii. mi? Pegasus geliyor. Yani Aranşula anlattığı hoca nasıl bir at olduğunu, kanatlı, boyutlar arasında, yani evrenin hani üç katmanlı olduğunu söylemiştik ya aşağı yukarı. Bu boyutlar arasında yolculuk yapabilen bir at. Yani sahibiyle ya da sahibi demeyelim, yoldaşıyla birlikte maceralara atılıyor. İşte o zor durumdaysa gidip insanlara haber veriyor mesela. Şurada şu durumda bununla savaşırken işte yardıma ihtiyacı var, gelin diye kişi diliyle anlatıyor olayları. Yardım istiyor. Dediğimiz gibi üst dünyaya çıkıyor, alt dünyaya iniyor. Kanatlı, çok hızlı, çok uzun mesafeleri çok kısa sürede alıyor. Böyle bir at. Dolayısıyla bu at, bu kanatlı olan, çok hızlı, olağanüstü at akla Pegasus'u getiriyor elbette. Bunu zaten tanımayan yok, bilmeyen yok. Yani artık marka haline gelmiştir zaten, biliyorsunuz Pegasus. Bunu bize Pegasus ve bir kahraman var. Tıpkı işte Aranşula ve yanındaki sahibi gibi düşünün, yoldaşı gibi düşünün. Mutlaka atın yanında da bir kahraman olması lazım ve kahramanın yanında da atı olması lazım. İşte bu farklı kültürlerde benzer bir özellik. Burada da Pegasus'un adının birlikte anıldığı bir iki kahraman var. Bunlardan belki de en çok bilineni Belorofontes. Olay şeyde geçiyor, Likya'da geçtiği anlatılıyor. Biliyorsunuz Olimpos'ta, Çıralı'da, hiç tırmandınız mı bilmiyorum ama eğer bu pandemi bittiği zaman giderseniz bir de o gözle bakın. Yani zorlu bir tırmanış bekliyor sizi, yanar taşa doğru. Orada
İşte marshmallow yapabilirsiniz, sucuk yapabilirsiniz ya da manzarayı izleyebilirsiniz. Oradan doğal bir şey gaz çıkar biliyorsunuz. Alevler vardır. Orada herkes oturur. Çok da keyifli zaman geçirilir. İşte burada geçiyor bu olay. Bunu Hesiodos anlatıyor bize. İlyada'da Homeros anlatıyor. Bir ozan daha anlatıyor. Şu anda Pindaros olduğunu düşünüyorum. Siz de bir kontrollerinizi yapın eğer bu konuyla ilgileniyorsanız. İlginç olan şey şu. Bu Likya'da, bu Yanartaş'ta geçiyor dediğimiz efsanede Kimera ya da Kimayra dediğimiz bir yaratık var. Biliyorsunuz üç tane başı var. Birisi aslan, birisi keçi, birisi de bir sürüngen. Yani yılan ya da ejder olabilir. Üç başı var. Alevler püskürtüyor. Hiç kimse onu öldüremiyor. O yüzden işte bizim Belorofontes dediğimiz bu kahramanı Likya kralı oraya gönderiyor. Aslında ölsün diye gönderiyor zaten ama Pegasus'la birlikte olunca tabii ki bu kahraman Belorofontes elbette ölmeyecek. Çünkü yanında tanrıların katına yükselebilmiş bir at var. Öyle ki bu at zaten herkesin çok iyi bildiği Medusa'nın kanından doğuyor. Yani doğumu bile olağanüstü olan bir at. Sıradan bir at değil, kanatlı. Hiç kimsenin onu ehlileştiremediğini biliyoruz, evcilleştiremediğini biliyoruz. Tanrıçaların bazılarının yardımıyla zaten, özellikle Athena'nın yardımıyla Belorofontes bu ata sahip olabiliyor. Neyse de Hesiodos'un bir ifadesi var, şu çok önemli. Bu yaratığı Belorofontes Pegasus'un yardımıyla öldürdü demez. Der ki, onun hakkından, bu Kimera ya da Kimayra'nın hakkından Pegasus geldi. Koca yiğit Belorofontes'le birlikte. Yani normalde biz şunu bekliyoruz değil mi? Bu yaratığı öldüren asıl kişi insan olan kahraman. Ve yanında da elbette ona yardım edecek, işlerini kolaylaştıracak bir yardımcı lazım. Bu da kanatlı atımız diye düşünüyoruz ama Hesiodos böyle anlatmıyor Theogonia'da. Diyor ki onun hakkından Pegasus geldi. Kimle birlikte? Koca yiğit Belorofontes'le birlikte. Yani atın rolü belki de daha büyük Hesiodos'un bu anlatımına göre. Dediğimiz gibi İlyada'da da geçiyor bu olaylar. Yani bu kahraman ve atı, onların birlikte atıldıkları maceralar, üstesinden geldikleri zorluklar, birbirlerine ettiği bu yoldaşlık, bu ilişki, işte belki de Türk ve Yunan kültürlerinde ortaktır diyebiliriz. Çok da önemlidir. Dediğimiz gibi bu arkeolojik buluntular da özellikle Sibirya'da bu destanları, sözlü kültürümüze verdiklerini destekliyor. Eklemek gereken bir şey var mı bilemiyorum ama. Tabii Afanasyev kültürü bronz çağının başlangıcına denk geliyor. Yani bazı araştırmacılar ona tazmin kültürü de diyorlar. Bu yaklaşık 3700-4000 yıl milattan önce o zamanlarda başlayan ama tabii daha geniş sınırlarda var. Yaklaşık o dönemde başlayan ve atın evcilleştirilmesiyle ilgili motiflerin bulunduğu, en azından arkeoloji bize bunu söylüyor. Ve Afanasyevlerin ikinci en önemli özelliği de şu: kurgan motifini, kurgan kültürünü, geleneğini başlatan bir kavim, yani bir kültür olarak diyebiliyoruz. Daha sonra işte dünyanın farklı yerlerinde biz bu kurganları ya da höyükleri bulabiliyoruz. İşte bu atlarla beraber gömülme olayı da daha sonra meydana geliyor. Özellikle İskitler döneminde ve eski Türk döneminde de bu şekilde devam ediyor diyebiliriz. İşte bunları bugün anlatacaktık. Yine bizi dinleyen herkes sağ olsun, var olsun. Yine abone olmayı unutmayalım. İzlemeyi unutmayalım. Arkadaşlara paylaşmayı, onları iletmeye, onları haberdar etmeyi unutmayalım. Yine iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.